Cam filmlerini nerede yaptırdın sen abi? Bu dandik olanından biliyor musun? Çünkü bu atar bak. Nemi gördü mü puf atar sökmeye başlar. Arabanın hani sonuçta al benisi bak ben söylüyorum atar kendini bu. Yani karışmak gibi olmasın ama ben olsam şöyle bir mesaj atardım. Varlığın parmağına yüzük olmadı ya. Yokluğun kulağına küp olsun. Nasıl? Yani babamı kurtarmış birine bu kadar az bile. Çok. Bakın Canan Hanım, doğruyu söylemek gerekirse olaylar aslında... Birol! Alçak gönüllülüğün sırası değil Birol. Bırak şimdi hadi canım alçak gönüllü bırak. Canan Hanım'a bir teşekkürü çok görmek delikanlığa yakışır mı? Ha? Biraz nazik ol. Hayvanlığın alemi yok. Alo. Şu an odasını arıyorum. Bekleyeyim mi? Ne öyle adamlığın tuttu? Lan hırt, hayatımız kurtuluyor şurada. Babanızı ben kurtarmadım mı diyeceksin? He? Sok şu MP3 player'i de cebine. Ergen ergen, sakil sakil, bu ne be? Ya abi lütfen ama. Abi deme bana. Hayvan adam seni. Bak bir kızın kalbini kırdın gitti. Ne oldu? Can'la evlendi. Ne oldu? Ya ben bir şey yapmadım ki Gamze'ye. Ya parasızlıktan biliyorsun işte. Tamam işte. Bak. İşaretleri görsene. Canan mıydı kızın ismi? Canan ne? Ne demek Canan? Sevgili demek. Can'a bir an ekliyorsun. Canan oluyor. Zorlatma beni. Ben zaten kelime dağarcığımı sana küfür etmek için saklıyorum. Birol Bey, babam sizinle görüşmek istiyor. Tabii. Sağ ol genç adam. Sana teşekkür ederim. Hayatımı sana borçluymuş. Unuttuğum bir iki şeyi yapma fırsatı bana verdiğin için teşekkür ederim. Ya aslında... Yaşıyorsun. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Rica ederiz. Şimdi çıkın. Biraz dinlenmek istiyorum. Ya abi tabii ya. Canan, sevgili kızım. Çocukları evlerine bırakabilirsin değil mi? Tabii ki babacığım. Yok baba estağfurullah. Lütfen, lütfen buyurun. Konuşuruz bize konuyu ya. Yolda artık bir şey yaparız. Estağfurullah lütfen. Ya. Baba geçmiş olsun her türlü. Abi MP3'ü unutmuşum. Ha. Hemen geliyorum. Ulan. Yardım lazım mı birader? Yok. Ben böyle iyiyim sağ ol. Olur mu ya? Dur hemşire hanımı çağırayım ben. O senden daha iyi bilir. Gerek yok ben hallederim. Dur dur. Hemşire hanım bir bakar mısınız? Ne yapıyorsunuz siz burada? Hasta ziyareti. Çıkın hemen. Hemen. Ben MP3'ümü alayım da. Kemal, geliyorum hemen.
Kofti adam değiliz oğlum, görüyorsun işte. Anlatacağım. Yalnız Canan'ım böyle olmuyor ama onu söyleyeyim de sıkıntı var yani. Olmayan ne? Şimdi bu eve bırakma mevzu diyorum hani benim çok hoşlandığım şeyler değil. Aşk olsun ama abarttınız siz de, çok büyütecek bir şey değil yani. Yani bence de sorun yok Canan Hanım. Ayrıca zahmet oldu, kusura bakmayın sizi buralara kadar yorduk. Böyle şey ne demek? Bir ol, sus. Bir de bayan önünde böyle dayak yemiş durumuna düşmeni istemiyorum. Bak geldiler bana be. En sonunda geldiler be. O kadar küçülmeni istemiyorum Birol. Bak abi, seçimlerim yüzünden beni yargılayamazsın. Seninle bir meçhule gideceğime, Canan Hanım'la birlikte cehenneme gidelim. Ya git git. Git, tamam bu fenalaşmaya başladı. Biz gidelim hadi. Canan Hanım size de geçmiş olsun. Bu böyle kafa gidiyor, geliyor. Gördün, arabada da böyleydi. Ne oldu oğlum sana ya? Hadi, hadi. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Oğlum Fehmi abiler yukarıda bakıyorlar lan. Oğlum söz olacak maalesef, öpüşüyorsun lan. Değişik değişik hareketler ya. Allah Allah, Allah Allah. Geniş al, geniş. Korkutuyorsun adamı. Lan hayatımız boyunca çalışsak böyle araba alamayız ha. Millet nereden buluyor lan bu kadar parayı, anlamıyorum ha. Çok güzel altın değil mi be abi? Allah sahibine bağışlasın Birol Efendi. Yoksa bildiğin bir şey mi var? Senin gerizekalı olduğunun dışında benim bir bilgim yok Birol Efendi. Hayır yani sahibi var falan deyince ben de başka bir şey anladım. Anlama yavrum öyle. Otu boku anlama. Zaten senin bu geniş hayal gücün can sıkıcı olmaya başladı. Ne bileyim. Hayır bir boka da yaradığı yok. Sırf ziyan. Niye öyle diyorsun abi? Bence bizim çok güzel bir geleceğimiz olabilir. Sadece kendi başını yak Birol'cum. Başkalarının ağını alma. Sonra fena çıkıyor götümüzden bak. Zaten kirlendik. Hadi gidelim eve yıkanalım ya. Leş gibiyiz amına koyayım. Kese de yap. İyi gelir.